Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde yine İletişim Fakültesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. İlgi alanı olarak da toplumsal cinsiyeti seçtiğim için bu alanda bir yüksek lisans tezi tamamladım. Son 10 yıldır da Türk Esmer Kalkınma Bankası'nda çalışıyorum. Çok sevdiğim yine bir iş olan insanla daha yakından temas edebileceğim, daha somut katkı yaratabileceğime inandığım insan kaynakları bölümünde görev almaya başladım. 2,5 yılı aşkın süredir de burada çalışıyorum. TSKB bünyesine gelecek olursak kadın erkek dengesi sürekli gözetmeye çalıştığımız bir konu. Bankacılık kadrosuna baktığımızda karar vericilerin kadınlardan oluşması bizim için önemli bir konu ve sürekli takip ettiğimiz bir konu. %51 oranında yönetici ve üstü pozisyonlarda karar vericilerin kadın olduğunu görüyoruz. Bankacılık kadrosuna baktığımızda ise %55'lik oldukça önemli bir rakam oran olarak kadınlardan oluşuyor. Oranlar dışında tabii ki hayatımıza dönecek olursak bizim için en önemli konu fırsat eşitliği. Biz bunun bir hak olduğuna inanıyoruz, bir ayrıcalık olduğuna inanmıyoruz. Performans sisteminden tutun terfi etmeye, işe alınırken gözetilen kriterlere tamamen teknik bilgi beceri, kişilerin yetkinlikleri, pozisyonlara uygunlukları gibi konular gözetiliyor. Bu anlamda kadın ya da erkek olmanın hiçbir farkı yaşanmıyor bankamızda. Çalışanlarımız, kadın çalışanlarımız doğum izninden döndüklerinde, ki doğum izni konusu da bütün kanuni izinlerin yanı sıra farklı esnekliklerde ücretsiz izni yöneticisiyle mutabık kalarak aslında daha uzun kullanmaya özen gösteriyoruz. Çocuğuyla annelerin daha çok vakit geçirmesini gerçekten destekliyoruz. Döndüklerinde onları konforlu bir alanda karşılamak istiyoruz. Bir anne bebek destek odamız var. Bunun yanı sıra Women Empowerment Principles da Türkiye'deki ilk imzacılardan biri olduk. Sabancı Üniversitesi tarafından kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulu özel ödülüne layık görüldük. Bu da bizim için mutluluk verici bir ödüldü.